baştan bu tarafa ısıl işleme karşı olduğunuzu söylüyorsunuz. Şimdi bununla ilgili gelen sorular var. Ben size onu da söyleyeyim özellikle. Bir izleyicimiz yazmış. Mama tesisi şayet büyükbaş çiftliği içindeyse olabilir demiş. Yani ısıl işlemle ilgili. Mesela Trakya dışında şapastalı her tarafta olabilir demiş. Şimdi sizin söylediklerinize cevap gelen sorular var. Onları ben birkaç tane okuyorum da. Isıl işlem gerekli demiş bir izleyicimiz. Isıl işlem eğer doğru bir üretim yapılmıyor ise, yani USDA yani Amerika'daki standartlarda veya Avrupa'daki standartlarda bir üretim yapılmıyorsa, ki Türkiye'de bunu bakanlığımızın kontrol altında tutması çok kolay değil haklı olarak. Dolayısıyla Türkiye'de bu şartlarda muhakkak surette ısıl işlem yapılmalı. Ama bu ısıl işlemin nerede yapılacağına işletmelerin karar vermesi lazım. Ben ısıl işlemin başta yapılması halinde eğer kapalı bant konveyör sistemleriyle bir üretim yapılamayacaksa, ki bu işe yeni girecekler için de olsa bizler için de olsa çok ciddi bir maliyet getirecektir. Çapraz bulaşmaya son derece açıktır ki zaten bakanlığımızın gıda kontrol müdürlüğü de bitkisel üretimde şimdi ayrı ayrı kendilerine göre bunu organize ediyorlar. Bitkisel üretim haklı olarak diyor ki ben bu tür hastalıklardan ağrı tutmak zorundayım. Ben muhakkak surette ısıl işlemi istiyorum ama başta ama sonda. Şimdi gıda kontrolün amacı şudur. Çevre ve hayvan sağlığına zararlı herhangi bir ürünün dışına çıkmamasıdır. İşletme dışına çıkmamasıdır. Dolayısıyla ben öyle veya böyle ısıl işlemin evet yapılması taraftarıyım Türkiye'de. Normal şartlarda solucan gübresinde iyi bir üretimde gerek yoktur. Ama Türkiye'deki şartlarda bakanlığımız mecbur tutmuştur. Haklıdır da yapılmalıdır. Ama bunun başta ortada veya sonda olmasına işletmelerin kendisi kendi yapılarına göre karar vermesi gerekir. Dolayısıyla eğer bu tür riskler de varsa, ki şunu da söyleyeyim Cemil Bey, ısıl işlemden geçmiş bir mama aslında solucanlar tarafından da çok da sevilmeyen bir mamadır. Bunların testleri yapılmıştır. Doğru bir yöntem de değildir. Ama nihayetinde ısıl işlem gereklidir ama işletmeler ister başında, ister ortasında, ister sonunda sonuç olarak nihai ürünün patojenlerden ari bir şekilde piyasaya sürülmesi önemlidir. Peki şöyle yapalım Muhsin abla, çok gelen sorular var. Ben bunları izleyicimiz de bekliyor. Özür dileyerek sorayım ben size. Solucanı nasıl alabiliriz demiş bir izleyicimiz. Bilgi alamıyoruz demiş. Solucanı nasıl alabilirler? Evet. Öncelikle muhakkak surette bu solucanın nasıl üretildiğine, gerçekten bu bilgi kirliliklerine karşı bizim konferanslarımız, seminerlerimiz var. Bunlara katılmasını rica ediyorum. İşletmemizi gezmesini rica ediyorum. Ondan sonra gerçekten bu işi yapmaya karar verirse de işletmemizden hem solucanı da temin edebilir, hem danışmanlığımızda seminerler esnasında alabilir. Evet. Peki iyi yayınlar, mama olarak kullanılan dışkıdaki yabani solucan karışmış ise veya karışırsa az miktarda olsa bile zararları nelerdir? Küçük çapta amatörce yapmaktayım demiş. Teşekkürler bir izleyicimiz. Şimdi çok doğru değil çünkü biliyorsunuz bu Eizenia foetida cinsi, yani bizim solucanımız, ki şu an 7-8 çeşit solucan var Türkiye'de solucan gübresi üretimi gerçekleştiren. Farklı türlerin birbiriyle karışmasını biz çok doğru bulmuyoruz. Dolayısıyla çok dikkatli davranmak gerekir. Ama nitel bir gözlemle de izleyicimiz o solucanları diğerlerinden, yani gerçekten solucan gübresi üretimi yapan solucanlardan nitel olarak bile ayırabilir. Onun için hani ayrıştırmasında fayda var. Evet. Şimdi bir izleyicimiz, dikkatli bir izleyicimiz, sizin internet sitenizde kırmızı Kaliforniya solucanı kültür solucanı olduğu yazıyor. Ama gerçekte bu solucanlar milyonlarca yıldır birçok ülkenin toprağında bulunuyor. Bu solucanlar neden böyle bir bilgi yazıyor diye sormuş. Üreticiler laboratuvar ortamında üretilen solucanlar olduğunu sanıyorlar demiş. Ben bile söylediği şeyi anlayamadım. Şimdi sizin internet sitenizde kırmızı Kaliforniya solucanı kültür solucanı olduğu yazıyor. Doğrudur. Olmuş.
Ama gerçekte bu solucanlar milyonlarca yıldır birçok ülkenin toprağında bulunuyor demiş. Milyonlarca, hayır, şimdi toprak solucanları ile karıştırıyor olabilir seyircimiz. Milyonlarca yıldır tabii ki solucanlar en eski canlılardan bir tanesidir. Solucanlar doğrudur seyircimizin söylediği gibi. Milyonlarca yıldır topraklarımızda, tüm dünya topraklarında vardır. Ancak Eisenia fetida cinsi dediğimiz, işletmemizde solucan gübresi olarak kullanılan solucanlarımız, evet, kültür solucanlarıdır. Hindistan'daki bir tür ile Kaliforniya'nın yerli solucanının melezlenmiş, kültüre edilmiş halidir. Bilemiyorum, solucanla ilgili gerekli cevabı verebildim mi? Evet. Seyircimize? Şimdi sıvı gübre üretimiyle ilgili hiçbir bilgi paylaşılmıyor demiş bir izleyicimiz. Nanoteknoloji denilip geçiliyor. Sır olarak saklanan bu bilgiyi neden paylaşmıyorlar? Türkiye'de sıvı solucan gübresi üretilmesini istemiyorlar mı diye bir izleyicimiz soru sormuş. Kusura bakmasın, yani bu seyircimiz de yani herhangi bir işletmeye gidip de kardeşim sen işte şu yağı nasıl üretiyorsun, bu zeytinyağını nasıl üretiyorsun, Coca-Cola'yı nasıl üretiyorsun diye sorma cesareti var mı ki biz bunu böyle aleni... Hayır, ben bunu hiçbir zaman hiçbir işletmede böyle bir sırrı paylaşmayacaktır. Seyircimiz biraz zahmet edecek, Ar-Ge çalışması yapacak. Biz 24 ay boyunca Ar-Ge çalışması yaptık. Diğer işletmelerde muhakkak yapıyordur. Bu böyle her yerde, her şekilde söylenecek bir söz değildir. Ticari şeyde, mantığa da aykırıdır. Bu soruyu sormak dahi aykırıdır bence zaten. Evet. Bir izleyicimiz bu işe başlamayı düşünüyormuş. Pazar payı var mı? Nerelerde pazar oluşturabiliriz diye bir izleyicimiz var. Pazarla ilgili bir sıkıntısı olacağını zannetmiyorum. Eğer doğru ve kaliteli bir ürün üretirse, eğer kaliteli ve doğru bir ürün üretmezse müşteriye veya çiftçimize ancak bir kere satar, ikinci kez satamaz. Dolayısıyla pazar payını eğer kalitesiz bir gübre üretiyorsa kendi kendisine kapatır zaten. Evet. Kozkep'te solucan gübresi ile ilgili projeler var mı demiş. Nasıl bir yol izleyelim diye bir soru var. Ar-Ge projeleri var Kozkep'te. Onun haricinde herhangi bir desteği yok şu an. Ama tabii ki istihdam desteği var Kozkep'in. Yani onları araştırmak lazım. Ama yatırım olarak herhangi bir desteği yok. Ar-Ge'ye var, istihdamı var, prototip çalışmalara var, endüstriyel boyuttaki çalışmalara var. Ama evet. A sınıfa girdiği için Kozkep, yani tarım A sınıfına girdiği için Kozkep'te seyircimizin sorduğu desteklerin bir kısmını ancak bulabilir. Peki özellikle şimdi bir izleyicimiz de sormuş, sıvı gübreyi marullara, yapraklara versem olur mu diye. Ben şu soruyu soruyorum. Solucan gübre sektöründe tabii şu anda herkes katı solucan gübresini ürettiğini iddia ediyor. Tabii burada ön plana çıkan sıvı solucan gübresi. Çünkü bu farklı bir teknoloji istiyor. Sıvı solucan gübresiyle katı solucan gübresinin üretim ve kullanımı ile ilgili neler söylersiniz? Şimdi bir izleyicimiz de sormuş, ben bunu marulla, yapraktan verebilir miyim diye. Şimdi katı solucan gübresi ben hemen kısaca söyleyeyim. İçerisindeki değerleri ben bahsetmek istiyorum. Aynı değerleri çok önemli bir bölümü, çünkü sıvı solucan gübremizde. Katı solucan gübremizin içerisinde bahsettiğim gibi bir kere her şeyin ötesinde solucanların dişleri olmadığı için, artık seyircilerimiz de biliyorlar bu konuyla ilgilenenler, dişleri olmadığı için verilen mamayı enzim ve aminoasit ve mikroorganizmalar vasıtasıyla solucanlar parçalar ve değerli bir gübreye dönüştürürler. Bu parçalama esnasında kullandıkları aminoasit ve enzimler ve mikroorganizmalar da, faydalı mikroorganizmalar da bir kere zaten dışkısına geçiyor. Onun haricinde humik ve fülük asit içeriyor. Onun haricinde aminoasitler dediğim gibi var ve çok kıymetli doğal büyüme hormonu içeren ve enzim içeren ve kitinaz enzimi bunların en önemlilerinden bir tanesi, selom sıvısı var. Şimdi bu değerlerin hepsi solucan gübresinin katı formuna geçiyor. Peki biz burada neyi elde ediyoruz? Yani daha doğrusu çiftçimiz, uygulayıcımız, kullanıcılarımız ne için solucan gübresini alsınlar? Niye diğer gübrelerden bu kadar farklı olduğunu iddia ediyoruz? Çünkü solucan gübresinin içerisinde özellikle azotu fikse eden, yani havadaki serbest azotu nitrat ve daha sonra da nitrit formunda bitkiye kazandıran azot bakterileri var. Dolayısıyla dikim esnasında, fidan dikimi esnasında veya fide yetiştiriciliğinde veya fideyi toprakla buluşturma esnasında muhakkak katı formunu kullanılmasını arzu ediyoruz. Hem toprağın ıslahı açısından hem de diktiğimiz fide veya fidanın
hızlı gelişimi, sağlığı ve erkenciliği açısından ve hastalıklara karşı dayanımı açısından son derece önemli. Evet. Fidan dikiminde 1,5-2 kilo kadar muhakkak kökle temas edecek şekilde fidan çukurunda uygulanmasını istiyoruz. Dikili olan fidanlarda da ağacın yaşına ve yaprak iz düşümü çapına göre bir miktar belirliyoruz. Fidelerde, yani fide dikiminde açık arazide veya sera ortamında yaklaşık her bir fide çukuruna da 25-30 gram kadar yine viyollerden çıkan fidelerle buluşturacak şekilde bunları uygulanmasını istiyoruz. Şimdi bizim solucan gübremizin sıvı formu bütünüyle katı formundan elde edilen bir şeydir. Yani işte bir kompost çayı değildir. Yani işte sıvının içinde solucan gübresi haricinde bir katkınız var mı? Net soru soruyorum. Hayır yok. Evet. Hayır yok. Yani net izleyicinin net sorduğu olarak, soru soruyorum. Net olarak söyleyeyim, hiçbir katkı yoktur. Uzun bir prosestir. Yani 72 saat kadar süren bir prosesten geçer. Ve bütün değerlerinde biz bu süre içerisinde sıvı solucan gübresinin içerisine geçiririz. Şimdi marulla ilgili seyircimiz muhakkak bizim sitemize de girip bakabilir, marulla, kıvırcıkla ilgili, yani yeşil yapraklı, yeşil aksamlı sebzelerimizle ilgili sonuçlarımız çok enteresan, çok güzel. Hakikaten hem çok sağlıklı, hem verimli, hem ağır, hem yağlı, böyle parlak bir yapıya sahip oluyor. Kullanmasında fayda var. Sıvı formunu muhakkak dekara 1 litre damla sulamadan en az da 3 uygulamayla 350 cc yapraktan uygulamasını sezon boyunca tavsiye ediyoruz. Evet, bir izleyicimiz Yozgat'tan buğdaya dekarda kaç kilo ve nasıl uygularız demiş. Ne zaman uygulanır demiş Mevlüt Bey. Şimdi şöyle, buğday gibi, yani bu tür hububatlarda çok da fazla katı gübrenin uygulanmasını ben arzu etmiyorum. Çünkü maalesef zaten çiftçimizin girdileri çok yüksek, mazot maliyetleri, şunlar bunlar. Onun için hububat türevi ürünlerde yalnızca ben sıvı solucan gübresinin uygulanmasını arzu ediyorum. Bu da kardeşlenme döneminde buğdayda başlayacak ve 3 uygulama, yani tarlaya girebileceği aşamaya kadar dekara 350 cc'den 3 kez uygulaması kafi, kardeşlenmede başlıyor ama. Evet, bir izleyicim şimdi, tabii program biraz hızlı gidiyoruz. Hızlı gidelim. Olmaz evet. Cemil Bey, kabul etmiyorum. Bir program daha istiyorum. Seyircilerimle tekrar bir araya geleceğiz. Ya zaten şimdi teknik arkadaşlar bir provokede olabileceğini de söylüyorlar. Ona da bakacağız şimdi. Farklı bir şeyler yazdılar bana. Ben de anlamadım çünkü ilk defa başımıza geldi. Burç Hanım'a sorar mısınız? Kirazda nasıl uygulama yapabiliriz? Hem sıvı hem de katı. Kemal Paşalar, Ünal Bey. Ünal Bey. Evet. Ünal Bey agriyotarım. Çok da sevdiğimiz biri. Şimdi hakikaten orada çok kıymetli bir şey elde ettik. Kemal Paşa biliyorsunuz Türkiye'nin en gözde kirazlarının yetiştirildiği yer. Ve son 2,5 seneden beri de o bölge yoğun olarak solucan gübresinin hem sıvı hem katı formunu uygulamakta. Ve çok kıymetli, hakikaten değerli kirazlar elde ettik. Şimdi dekara muhakkak yine 1 litre sıvı solucan gübremizi kullandırıyoruz. Katıyı? Katıyı da dikim esnasında veya yaprak iz düşümlerine yine 1,5-2 kilogram yine ağacın durumuna göre, yaşına göre. Hatta büyük oranda şimdi alımlarımız başladı. Bu ay içerisinde o bölgede yoğun olarak katı gübre de uygulanacak. Ağaçlar o tabii biraz daha ileri yaşta. Yani yaklaşık 4 kilo, 3 kilo kadar solucan gübresinin katı formu yaprak iz düşümüne, kılcal köklerin özellikle gelişmesi aşamasında kullandırıyoruz bu tarihlerde. Evet. Bir izleyicimiz seminer günlerinizi sormuş. Seminerden bahsetmiştiniz. Konya'da mı izleyicimiz? Ayda iki kez oluyor. İlki, yani en yakını 16'sında. Önümüzdeki hafta cumartesi günü olacak seminerimiz. Bekleriz. Kayın mantarından çıkan komposttan solucan maması olur mu? Bir izleyicimiz sormuş. Olur tabii. Kayın mantarından. Olur. Mantarı o zaman çok şöyle severler. Söyleyelim. Solucan gübresi mamasında neler kullanılır? Öyle bir sorayım ben size. Şöyle söyleyeyim, kekik hariç, narenciye hariç, asitli şeyler, evet. Asitli, kokulu,
bitkiler hariç her şeyi kullanabilirsiniz. Yani özellikle hani çim çok severler, çay çok severler, kahve çok severler, muz çok severler. Muzu biz de severiz. Ama dediğim gibi kokulu, aromatik, işte soğan gibi, narinciye gibi, kekik gibi baharatlı şeylerin haricinde ve asitli şeylerin haricinde her şey kullanılabilir. Bir izleyicimiz solucan gübresi içinde kum olur mu? Nem oranı ne olmalı? Potasyum, azot, fosfor ekleniyor mu diye bir soru sormuş. Hayır, hiçbir şey eklenmiyor. Böyle bir şey söz konusu değil. O zaman zaten organik bir gübre olmazdı. Neminin muhakkak yetiştiricilik esnasında %70'in üzerinde olmak zorunda. Çünkü solucanların bir mukus tabakası var ve nemli ortamlarda ancak sağlıklarını koruyabilirler. Yetiştiricilik aşamasında, üretim aşamasında muhakkak %70'in üzerinde nemi barındırmak zorunda bulundukları ortam. Bir izleyicimiz şunu sormuş. Solucan maması içinde ekstra, üst soru sormuş izleyicimiz. Ekstra gıda, beyaz lahana ve pancar yaprakları kullanılır mı? Birinin sorusu. Kullanılır, gaz yapar. Evet. Yine bir aynı izleyicimiz sorusu. Sera ve açık arazide taban gübresi olarak kullanılır mı? Kullanılırsa dönüme ne kadar uygulamakta, uygulamadan kaç gün önce kullanılır demiş. Tam ben de hızlı okuyorum. Şöyle söyleyeyim, seralardan bahsediyoruz evet. Galiba. Açık arazide, serayı sormuş, bir de açık arazide. Taban gübresi olarak, solucan gübresi, kullanılır mı? Kullanılırsa dönüme ne kadar ve uygulamadan kaç gün önce kullanılır? Uygulama ne uygulama? Dikimden önce. Dikimden önce. Ben solucan gübresinin muhakkak dikimden hemen önce kullanılmasını istiyorum ki mikorize mantarlar var olan köklere hemen tutunsunlar ve onların kök gelişimini sağlasınlar. Yani çok eş zamanlı kullanılması lazım. Hatta dikim esnasında kullanılmasında fayda görüyorum. Hem serada hem de açık arazide. Ne yetiştirdiğiyle alakalı tabii ki. Yani çünkü bazen serada 2000 tane fide oluyor. Bazen 4000 tane fide oluyor. Sonuçta her bir fideye, fide başına 25 gram kadar düşecek şekilde üreticimiz kendisi ayarlayacak. Çünkü her bir bitki için değişiyor. Peki kaliteli bir solucan gübresindeki nem oranı yüzde kaç olmalı bir izleyicimiz? Kaliteli bir ne, yani yetiştiricilikte mi, pakette mi acaba? Yani kaliteli pakette, bir solucan gübresinde nem oranı yüzde kaç olmalıdır? Muhtemelen paketlendiği zaman. Paketlendiği zaman %25'in altında olmamalı ki mikroorganizmalar yaşamlarına devam etsinler. Onun altına düştüğü zaman ciddi kayıplar yaşanabilir yaşamda. Solucan yemindeki amonyak tuz oranı ne kadardır diye bir soru sormuş. Solucan yemindeki. Yemindeki. Yani büyükbaş hayvan dışkısındaki evet. Herhalde tuz oranından bahsediyor. Yani o nereden aldığını, büyükbaş hayvan dışkısının suni yemle mi yoksa serbest beside mi yetiştirildiğiyle alakalı. Bunun bir standartı yok. Yemini nereden aldığıyla çok alakalı. Ama tabii ki EC değeri ve pH değeri yetiştiricilikle bitki yetiştiriciliğinde önemli değerlerdir. Onun için de hem toprağın dengeli bir pH'a hem de bitkiye göre de tuzluğa ihtiyacı vardır yetişip gelişmesi için. Bir izleyicimiz sizin yerli GDO'suz tohum ne zaman satışa çıkaracaksınız diye sormuş. Öyle bir çalışmanız yerli var mı? Yerli GDO mu? GDO'suz tohum, öyle bir çalışmanız var mı? Evet var. Nereden biliyor? Ben de hayretler içerisinde. Ben bilmiyorum. Benim bilmediğim şeyi. Benim bilmediğim şeyi nasıl biliyor? Şimdi olmadı. Evet. Organik tohum çalışmalarımız var. Yerli tohum şeylerimiz ama seyircimizin bunu herkesten daha önce biliyor olması tabii enteresan. Çok teşekkür ediyorum. Demek ki çok yakın takip ediyorsunuz. Evet, yani peki ben sorayım. Bilmiyorum. Şimdi bir izleyicimiz Salih Arıcı, solucan gübresi için fındıktaki faydalarını öğrenebilir miyim demiş. Şu anda bizi izliyor. Fındıkta kullanımı solucan gübresinin. Valla fındıkta muhakkak kullanılması lazım. Çok güzel sonuçlarımız var. Yağ oranı bizim için biliyorsunuz fındık zaten Türkiye için çok kıymetli, katma değeri yüksek, korunması gereken en az çay kadar hatta çaydan daha fazla korunması gereken bence bir yetiştiricilik. Çünkü dünyanın %83'ü üretimi bizde. Bu kaliteyi kaybetmememiz gerekiyor. Yağ oranı, doluluk oranı bunları sağlıyor, verim artışı sağlıyor, sağlık sağlıyor. Dolayısıyla böyle bir değerimizi yani fındık üretim değerimizi kesinlikle kaybetmememiz lazım. Fındık üreticilerimiz de yaygın olarak kullanıyorlar. Tabii ki fındıkta ve bağda diğer ağaçlarda olduğu gibi değil, tabii daha süzek, kivide de olduğu gibi daha süzek kökleri olduğu için, yüzeye yakın olduğu için
farklı uygulamalar yapıyoruz onlara. Muhakkak kullanmasında hem sıvısını hem katı formunu fayda görüyorum. Fındık bizler için, Türkiye için çok önemli. Evet. Türkiye'nin üretime ihtiyacı var çünkü. Şimdi tabii arkadaşlar bir sonra, bizden sonraki bir program var sponsorlu. Onun için uyarıyorlar ama onlardan özür diliyoruz. Program 11'e kadar devam edecek arkadaşlarımız. Çünkü Burçin Hanım geldi. Dolayısıyla biz mahcup olduk bir teknik arıza veya şeyden dolayı. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki Burçin Hanım'ı kızdırmadan sormak istiyorum. Bitkinin yapraklarına uygulanan sıvı şimdiye kadar ilaç biliyorduk ve kullanıyorduk. Şimdi bu sıvı solucan gübresine kadar etkili yapraklarda uygulanması, bunun öncesinde ya da sonrasında ilaçlama sıkıntı olur mu? Kızdırmayalım Burçin Hanım'ı diyor. Aşk olsunuz, niye kızayım? Mantıklı her soruya son derece mantıklı cevaplar vermeye çalışıyorum. Şimdi sıvı solucan gübresinin ben kullanılmasını hem tabandan hem de yapraktan çok önemsiyorum. Sebebi şu Cemil Bey. Besleme kanallarını, yani ilk başta ben topraktan sıvı solucan gübresini veriyorum ve besleme kanalları yaklaşık 20-25 gün içerisinde çok geniş bir boyuta ulaşıyor. Sıvı formunu yapraktan uyguladığım zaman da stomaların açılmasına ve hem fermantasyonun hızlanmasına hem ciddi bir şekilde amino asit zincirlerinin harekete geçmesine sebep oluyor. Ve topraktaki alması gereken tüm besin elementlerini çok hızlı bir şekilde bitki alımını kolaylaştırıyor hem yapraktan hem topraktan uygulamak. Evet. Onun için tavsiye ediyorum muhakkak. Peki bir izleyicimiz hangi bölgelerde bayılarınız var diye sormuş. Türkiye'nin etrafında bayılarınız var mı? Birkaç bölgemizde var. Karadeniz bölgemizde var, Akdeniz bölgemizde var, Antalya'da var. Onun haricinde sizle internetten iletişime geçer. Ona göre isterse onunla iletişim kurabilir. Üzüm posalını pekmez yapımında artıkları solucanlara mama olarak verebilir miyiz bir izleyicimiz? Evet verebilir. Bakın şöyle söyleyeyim, mama ile ilgili soruların hepsine çok genel olarak bir cevap vereyim. Çünkü tekrar tekrar aynı şeyleri cevaplamak istemiyorum. Evet. Yani... Soğan hariç. Kekik hariç, yani kokulu gıdalar hariç, soğan gibi asidik veya narince gibi asidik olan şeylerin hariç de aklınıza gelebilen her şeyi solucan yer tüketir. Düşünün ki yumurta viyollerini nemli halde tüketiyor. Çok iyi bir geri dönüşüm aracıdır solucan. Evet. Peki bir izleyicimiz yerinize sormuş. Manisa Sarıvanlı da onu sorduk. Zeytin ağacı için uygulama ne zaman? Bu mevsimde uygulanır mı? Kaç kilo bir ağaca atılır? Zeytindeki solucan gübresi. Tamam. Ben zaten Manisa bölgesindeyim. Bağ ve zeytinin çok ağırlıklı olduğu bir bölge. Zeytinde de kullanılır. Sevgili seyircilerimiz, izleyenlerimiz. Solucan gübresi aklınıza gelebilecek tüm yetiştiricilikte, bitkilerde kullanılabilir. Her tür bitkide. Ağaçlarda ben hepsini toparlamak istiyorum. Ağaçlarınızda yeni dikim yapıyorsanız meyve ağaçlarınızı veya her ne fidan dikiyorsanız fidan çukurumuza işte 40'a 40 da açsanız 60'a 60 da açsanız muhakkak surette kökle buluşacak şekilde solucan gübresini 1,5-2 kilo civarında en az kullanmanız gerekli. Yetiştiricilikte yani yetişmiş olan meyve ağaçlarınızda da muhakkak surette yaprak iz düşümünüze bakacaksınız. Çap ne kadar ise eşittir o kadar kilogram solucan gübresi uygulamanızda fayda var. İster çember şeklinde uygulayın, ister sıra üzerinde yine ağaç başı düşecek miktarı değiştirmeden. Yani 4 kiloysa 2-2 sağlı sollu 4 kilo. Yok eğer imkanınız varsa çember şeklinde tüm kılcallara gelecek şekilde uygulayın. Sıvı gübrenin de genel olarak uygulanması tabii ki bu toprağın yapısıyla yetiştirdiğiniz bitkilerle de alakalı ama yine de yapraktan uygularken yani topraktan uygulamanızda dekara 1 litre sezon boyunca ilk olarak yani su yürümesi başladıktan bitkinize su yürümesi alımı başladıktan yaklaşık 10-15 gün sonra dekara 1 litre sıvı solucan gübresini uygulayın. Antalya bölgesinde örtü altında sıcaklık farkı olduğu için biz onu 15 gün değil de 1 ay sonra uygulatıyoruz. Ciddi bir erkencilik yapıyor çünkü solucan gübresi. Yaprak uygulamalarımızda da dekara 350 cc düşecek şekilde en az 3 uygulamayı tüm yetiştiricilikte tavsiye ediyoruz.
Zeytin ağaçlarımızın yaşına bağlı olarak bu 350, 450 veya 500 cc olarak da kullanılıyor bizim bölgemizde. Solucan gübresinin içeriğindeki faydalardan bir tanesi de bu, biliyorsunuz zeytin sineği vardır. Kitinaz enzimi gibi, amilaz enzimi gibi enzimatik bir yapıya da sahip olduğu için doğal bir koruma da yapıyor solucan gübresi. Onun için yapraktan uygulanmasında fayda görüyorum. Çünkü bu tür bizim aslında o kokuyu alamıyoruz ama bir takım insektisitler bu kokuyu alarak hem o bölgeye gelmiyor. Gelse de hem yaprağı hem de meyveyi kalınlaştırdığı için bu tür delici etkisi olan insektisitlerin meyveye veya sebzeye olan zararını azaltıyor. Evet, peki bir dönüm çileğe sıvı formda solucan gübresi nasıl vermeliyiz diye sormuş bir hanımefendi izleyicimiz. Dekara 1 litre topraktan, 3 uygulama yapraktan muhakkak uygulanmalı. Tabii çilek de inanılmaz bir aroma. Aroma. Evet, yani gerçekten inanılmaz bir aroma sağlıyor. Onun için ben muhakkak malçın içerisine, yani sizin siyah torbalarınızın içerisine muhakkak surette dikim esnasında solucan gübresinin katı formunun da uygulanmasını arzu ediyorum. Peki ben de soracaktım, bir izleyicimiz de sormuş. Özellikle ben biliyorum geçen sene bağda, donda ciddi bir don problemi oldu. Birçok üründe, kayısı da bağda. Sizin de yaptığınız çalışmalar var. Özellikle solucan gübresinin salgıladığı sıvıdan dolayı. Donla mücadelede solucan gübresinin yeri neresidir? Şimdi solucan gübresi, evet bize soruyorlar. Biz işte solucan gübresine hem katı formunu uyguladık. Bazısı diyor ki biz sıvı formunu uyguladık ve dona olan etkisi ciddi oranda yüksek. Neden? Çünkü içerisindeki mikroorganizmalar çok milyonlarca olduğu için bir kere topraktaki, yani katı formunda sürtünmeden kaynaklı bir kinetik enerji oluşturuyor ve dolayısıyla köke uygulandıysa eğer katı solucan gübresi, burada enerjiden kaynaklı kök donmalarını bir kere minimize ediyor. Yaprak uygulamalarında da birincisi, eğer dondan önce yaprağa uygulandıysa, dediğim gibi bu solom sıvısı bir kaplama yapıyor ve don zararını azaltıyor. Dondan sonra uygulandığında da tekrar, örneğin bağlar için söylüyorum, tekrar gözlerin atmasına sebep oluyor. Dolayısıyla donda hakikaten çok güzel etkileri var. Peki hububatta ekiminde tohumların sıvı solucan gübresi yıkanması gerekir mi? Böyle bir uygulama yapıldı mı diye ilginç evet, bir soru yapılıyor, sormuş. Yapılıyor. Evet. Biz muhakkak surette, eğer isteyenler oluyorsa, bir de kaplamasız tohumlarda tabii daha etkili. İlaçla kaplanmamış olan tohumlarda, ama ilaçla kaplanmış olanlarda da biz birkaç seneden beri uygulatıyoruz. Hakikaten çok süratli bir çimlenmeye sebep oluyor. Biz yaklaşık işte tabii miktarına bağlı olarak biz tohumları sıvı solucan gübresiyle ısıtıyoruz. Hatta tohumların ötesinde eğer bir sebze yetiştiriciliği varsa biz bir böyle küvet gibi şeyler yapıyorlar zaten onların içerisinde. Bir gün viyolleri bekletiyoruz ve bir boşluk yaratmasını sağlıyoruz. Yaklaşık 10 saniyede sıvı solucan gübresi konmuş suyun içerisine daldırıp çıkartmaları da hakikaten çok enteresan, çok güzel verim artışına ve sağlıklı fidelere sebep oluyor. Evet. İzleyicimiz yeni açmış bizi. Buğdayda demiş, ne kadar verilecek, hangi sürelerde verilmesi gerekiyor? Sadece buğdayda maliyet pahalı olduğu için mi tavsiye etmiyorsunuz diye siz dediniz ya. Katı solucan gübresini, evet katıyı tavsiye etmiyorum ama sıvı da... Maliyetten dolayı mı diyor, onu soruyor. Maliyetten dolayı da, işçilikten dolayı da, yani sonuçta katma değeri yüksek olan ürünlerde, yani bugün artık zaten Türkiye buğdayı da yurt dışından alıyor, samanı da alıyor. Son olarak nohut, mercimek, baklagilleri de almaya başladı. Aslında tabii bu konulara da girmek istiyordum ama zamanımız kalmadı herhalde. Yok, devam edelim, şu anda zamanımız var. Çünkü Türkiye'de hakikaten tarımla ilgili çok yapılması gereken şeyler var. Solucan gübresi bunlar içerisinde tabii ki önemli ama çok küçük bir payda. Ben şunu söylemek istiyorum. Geçen hafta TÜSKOP toplantısındaydım. Çok da güzel bir toplantı yapıldı. Türkiye Sulama Birliği'nin bir toplantısı ve kongresi vardı. DSİ'den de
çok üst düzey katılım gerçekleşti. Türkiye'nin öncelikle bir takım sulama problemleri var. Bunların çözülmesi lazım. Bir tarım politikasının geliştirilmesi lazım. Bir ürün coğrafyasının, ürün yapısının organize edilmesi lazım. Bir takım istatistikler getirmiştim Cemil Bey ve bunu çiftçilerimize paylaşmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bir tarım fuarımız vardı. Evet, Antalya. Evet, çiftçimizin gitgide tarımı bıraktığını, dekarların azaldığını görüyorum. Yani işte Mersin'den bir çiftçimiz işte 70 dekar yapıyorsa 50 dekara düşürüyor. Öteki 150 dekar yapıyorsa 70 dekara düşürüyor. Bir tarımdan vazgeçişlik var. Oysa Türkiye'de muhakkak surette bugün istihdam da tarıma bağlı revize ediliyor biliyorsunuz. Yani tarım bizim için çok önemli. Bir ülke için üretim çok önemli. Bu üretimde ancak Türkiye'de tarımla olabilir. Biz umarım ki Bakanımız Sayın Fakı Baba bu konularla ilgili de bir takım çalışmalar yapacaktır. Hayvancılıkla başladı. Bunlara da muhakkak el atacağını umuyor ve düşünüyorum. Ama hakikaten çok ciddi bir takım gelişmeleri sağlamak zorunda. Yoksa bundan 10-15 yıl sonra çok uzun değil. Biz zaten çok bizim ürettiğimiz şeyleri artık yurt dışından alır hale geldik. Alınmaması mı gerekiyor? İthalatın açılmaması mı gerekiyor? Şu aşamada açılması gerekiyor. Ama bana hiç kimse evet benim ülkemdeki kişiler, insanlar da bunları yesin diye ben ithalatı açtım diyemez. Neden ithalatı açtığımıza? Niye yurt dışında bunlar işte dekarda 150-200 kilo üretilirken artık Türkiye'de 50 kilolarda üretiliyor? Bunlara bakılması gerekiyor. Yani çok ciddi bir tarımda revizyona ve akılla teknolojinin birleşmesine ihtiyaç var. Eğer bu akıl ile hakikaten gider isek biz bütünüyle gıdada yurt dışına bağlı bir ülke haline geleceğiz. Çiftçimiz zaten tarımdan vazgeçiyor. Bu konuştuklarımız içerisinde solucan gübresi hakikaten çok küçücük bir mevzu. Evet gelişecektir, büyüyecektir ama tarım bizim için esas konuşulması olması gereken. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Biz tarım için ne yapabiliriz? Nasıl geliştirebiliriz? Çünkü şöyle bir şey var, ben bunu bütün çiftçime söylüyorum. Çiftçim varsa ben varım. Çiftçim varsa solucan gübresi var. Çiftçim varsa aslında hayat var. Dolayısıyla ilk bizim sahip çıkmamız gereken %100 olarak çiftçi. Çiftçi yetiştirecek. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın yine sinirlenmeye başladım. Biraz sonra yine ışıklar gidebilir. Şöyle söyleyeyim. Devlet destek veriyor değil mi? Devlet nasıl destek veriyor? Evet bir mazot desteği veriyor. Yani bir taraftan aslında veriyor. Sonra mazotun vergisi olarak geri alıyor. Doğru mu Cemil Bey? Evet aynen. Aynen öyle. Bugün lüks tüketim olarak kullanılan yatlarda vergi var mı Cemil Bey? Yok. Yok. Yani benim yani o marinalardaki yatçı mı yarın benim boğazımı dolduracak? Hayır. Benim çiftçime eğer bir destek veriliyorsa mazot desteği yani gerçekten verildiği söyleniyorsa o zaman vergi olmayacak. Esas korunması gereken marinalardaki yatçılarımız değil veya elmas pırlanta ticareti yapanlar değil. Bakın bunlarda vergi yok. Bunlarda vergi yokken benim eğer çiftçimin mazotunda vergi varsa ben bir saniye derim benim geleceğim bunlara bağlı değil. Ben bu yüzükleri takmasam da olur, yat görmesem de olur ama benim çiftçimi devletimin ilk başta bu şekilde koruması lazım. Yani bir taraftan verirken vergi olarak eğer geri oluyorsa tabii ki çiftçim mecburen gelir elde edemediği için hep geriye gittiği için hem verim olarak geri gidiyor hem kazanç olarak geri gidiyor. Dolayısıyla tarımı da bırakıyor. Yani ben çok ümit ediyorum hakikaten bakanımızın bunlara da bir takım çareler getireceğini umuyorum. Hemşerim olarak kendisinin. Dolayısıyla bilemiyorum ama öncelikle tarımın Türkiye'de hakikaten değişmesi, revize edilmesi gerekiyor. Örneğin bugün Çaykur'dan bahsedelim veya Karadeniz'den bahsedelim. Bir organik işte çaya geçileceği söylendi. Sonra yani bunun hemen olması çok
muhtemel değil zaten. 3 yıl bir geçiş süremiz var. Ama çayda eğer bütünüyle geçtiğimiz zaman Türkiye'deki organik gübre yetecek mi? Böyle bir soru var. Büyük işletmeler tabii ki organik üretime de gireceklerdir. Onlara da bu ülkenin ihtiyacı var. İsmini söylemiyorum. Evet. Sponsorunuz falan hani olur. Onun için söylemiyorum ama onların elbette ki... İnce taş aldık. Evet. Girmeleri gerekiyor. Yoksa bizim gibi küçük işletmeler böyle bir ihtiyacı karşılaması mümkün değil. Dolayısıyla çay için işte organik. Ben derim ki Türkiye'de evet çay tüketimi çok yüksek olduğu için orada çay üretim, yani o çaylar tüketiliyor. Ama çok kaliteli bir çay üretilebilir. Biz biliyorsunuz Çaykur'un yaptığı denemelerde de oradaydık. Yer aldık. Hakikaten ciddi çalışmalar yapıldı oldu. Çok emek verdi hakikaten oradaki üniversitemizde, Çaykur'da bu projede veya firmalarda aynı şekilde emek verdik. Muhakkak ki bir noktaya gelecektir. Ama öncelikle oradaki çay bitkisinin daha kaliteli bir forma getirilmesi, yeni yetiştiricilik yapılması, modern bir yetiştiricilik yapılması ve oradaki toplulaştırma, yani bir dekar, üç dekar, beş dekar değil de daha toplulaştırmayla bir takım şeyler yapılması lazım. Yalnızca bu Karadeniz bölgesi için de değil, tüm Türkiye için toplulaştırma ki uzun zamandan beri devam ediyor, yapılabileceğini ve nihayete ereceğinden de eminim. Bir takım çok süratli su ihtiyacı olan bölgelerde, yani işte neler yetiştirilebilir, nelerden vazgeçebiliriz, neyi biz kaliteli üretiyoruz, neyi yüksek oranda satabiliyoruz. Yani bugün bir takım istatistikler var. Ben hayretler içerisinde kalıyorum. Dünyada hakikaten iyi bir yerdeyiz portakal üretiminde. En ucuza satan ülke biziz. Demek ki şöyle bir şey yapmak lazım. Doğru üretim yerlerinde doğru ürünleri üretip, kaliteli üretip yüksek fiyata satmakla ancak biz tarımı belli bir noktaya getirebiliriz ve çiftçimizin tarımdan vazgeçmemesi için elimizden geleni yapabiliriz. Evet, tabii çok soru var ama bunlar içerisinde ben bir tane seçeyim. Topraksız tarımda solucan gübresi kullanılır mı? İlginç geldiği için. Topraksız tarımda eğer tamamen su ve kimyasal kullanılıyorsa, yani akan sudaysa topraksız tarım dediğimiz, onda çok sürekli, çünkü kimya kullanıldığı için kullanılmasında bir fayda yok. Ama vermikülit gibi, torf gibi bir takım malzemeler varsa evet orada fayda sağlıyor. Peki bir izleyicimiz kendisi amatör yapıyor, yeni başlamış, patatesle deneyeceklermiş, ne kadar atılabilir diyor patatesle solucan gübresi. Patateste dekara 350-400 cc kadar yapraktan, yani ilk yapraklar çıkmaya başladıktan sonra uygulamaya başlayacak. Evet. Ben birkaç soru hızlı okuyayım da cevaplayalım. Çünkü izleyicilerimiz de bekliyor bayağıdır. Solucanın sadece separatörden geçmiş hayvan gübresi ve %30 çay posası versek yeterli mi? Yeterli. Evet. Aşırı miktarda kabak ve çay yemlemesi yaptım, zarar olur mu demiş bir izleyicimiz. Kabak mı? Kabak, evet. Yani kabak ve çay yemlemesi yapmış. Yani şöyle, %30'u bir kere geçmemekte fayda var. Asit üretebilir bu verilen sebzeler ve meyveler. Dolayısıyla hani çok aşırıya kaçmadan yapmakta fayda var. Peki ben de soracaktım. Bu izolasyonu çadırda üretim yapıyormuş bir izleyicimiz. Solucanlara zarar olur mu demiş. Şu soruyu sorayım. Şu an tabii kışa doğru gidiyoruz. Dolayısıyla solucan gübresi üretiminde ortam sıcaklığı ve nem soğuk sıcak dengesi nasıl olmalı? Yani 15 santigrat derecenin aşağısına, bakın yani böyle 5'lerde falan, 5 derecelerde falan ölmez solucan. Yani bütün izleyicilerimizin içi rahat etsin. Öyle bir şey yok. Yalnızca üretmeleri yavaşlar. Yani mevcut olan enerjilerini kendilerine tutmaya çalışırlar. Yani aman işte ölürler gibi bir endişeye kapılmasınlar. Yavaşlarlar yalnızca. 15 santigrat derece ile 35 santigrat derece arası aslında en ideal sıcaklık. Yani toprağın bulundukları alanın da sıcaklığının bu değerlerde olması lazım.
Dolayısıyla 25 santigrat derece ortam sıcaklığı aslında en ideali. Tabi burada birçok izleyicimiz yazıyor. Tabi bunları okuyamıyoruz. Süremiz bitti. Ama birkaç izleyicimiz özellikle son açtığınız konuyla ilgili teşekkür ediyor. Hiç akıllı Tarım Bakanı gelmedi diyor. Sesimiz olun çiftçiliği bırakıyoruz diyor. Dolar 5 lira olursa ithal edilen tarım ürünlerin fiyatları ne olur diyor. Uruguay Devlet Başkanı daha önce Tarım ve Hayvancılık Bakanı idi diyor. Birçok şey var burada. Bize gelen sorular var. Bir izleyicimiz ne demiş? Solucan'ın orijinal ne demiş burada? Çok ilginç bir soru sormuş da sorusunu bulmaya çalışıyorum. Dikkatimi çekti sorular içinde. Solucan aldım bir taraftan bu Kaliforniya solucanı mı demiş. Fotoğraf atmış. Lütfen demiş bizim için mağdur olan izleyicilerin sesi olun diye bir soru sormuş. Yani solucan kübre, şey solucan satın almış ama Kaliforniya solucanı değil mi bilmiyor. Aldığı yere soracak. Vallahi ne kadar güvenilir bir yerden aldıysa orayı da bir sorgulaması lazım bilemiyorum. Evet. Peki mantar kompostunun içinde veya nemlendirme suyunda solucan gübresi katı veya sıvı kullanılır mı? Kullanılır. Hem katısı hem sıvısı kullanılabilir. Evet. Nohut da nasıl kullanılır? Nohutta da yine dediğim gibi sıvısını kullanmalarını tavsiye ediyorum. Nohut zaten hani yüksek azot da içerdiği için lütfen nohut üreticilerimiz kullansınlar. Bakın nohut ithal etmeye başladık sayın üreticilerim. Baklagillere önem verelim. Et zaten çok pahalı. Proteinin diğer kaynağı da baklagiller. Onun için lütfen bu üretimlerden vazgeçmeyelim. Nohutta da 350 cc 3 uygulama yapraktan kafi gelecektir. Uygulamalarını isterim. Evet, peki çok soru var ama biz tabii zamanı sonuna geldik. Biraz da süreyi açtık. Cemil Bey, o zaman hem bana hem de seyircilerimize bir sektör analiz daha bir sektör analiz bilmiyorum seyircilerimiz ne diyor ama evet, sözümüz var. Bir söz daha verelim. O zaman da çiftçilerimizin sorunlarını ve biraz da tarımda yapılması gerekenleri tartışalım. Solucan gübresinin yanı sıra. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu sektöre katkı verdiğiniz için tabii sizin ilk Çatalca'daki yerinizi Çatalca'da değil mi? Yanlış bilmiyorum. Oradan bu tarafı biliyorum. Hangi noktadan nasıl geldiğinizi biliyorum. Tırnaklarınızla gerçekten kazıyarak geldiniz. Bu sektöre ciddi emek verdiniz. Şu anda sektörde farklı üretimlere de giriyorsunuz yine. Organik ve farklı statüde. İnşallah bu yeni ürünlerinizle biz hep yanınızda olacağız. Ayaklarınıza sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Teşekkürler.